Merhabalar. Merhaba. Sigara yatmanız iyi oldu. Bir sanatçı her zaman örnek olmalı. Sizi Erzurum'dan buraya hangi rüzgar attı? Buluşlarınız var. Buluşlarınızla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ama Allah'tan bir haber yayını değil. Çünkü süre bayağı uzar o zaman. Kısaca bahsedeyim. Evet. Bahsettiğiniz gibi ben Erzurum'un bir dadaşım. Ancak yıllar önce, 12-14 sene önce Atatürk Üniversitesi'nden Muğla Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne atandım. 11 yıl sonra da 2,5 yıldır Muğla'dayım. Kötek'te farklı bir etken, farklı bir yöre. Ve çalışmalarım 10 yıldır devam ediyor. Burada ben o çalışmalara yine devam ettim. Birçok projemiz var. Ama şu anda gündemde olan kalp yaşam destek sistemi, akıllı araba, deprem saati, siklon anestezi cihazı gibi birçok projemiz var. Evet. Projeleri tek başına mı yapıyorsun yoksa destek alıyor musun? Bir. İkincisi, en önemlisi senin için hangisi? Biraz açıklayabilir misin? Teşekkürler. Maalesef projelerimi tek başıma yapıyorum. İmkanlarımla yapıyorum. Ama projeleri yapmakla projeler bitmiyor. Patent almanız gerekli. Evet. 4 projem için yaklaşık 30 bin liralık bir patent ihtiyacım vardı. 3 aylık bankadan kredi aldım. Tabii bu da beni zorladı. Sponsor çalışmalarım devam ediyor ama insanların bu konuya eğilimi oldukça farklı. Üniversitelerden de bir katkı yok. Ama yakın zamanda tanıştığım bir insan var. Belki onların katkısıyla makarda izler ve gideriz bu işe. Çok teşekkür ederim. Birazcık daha kendini açar mısın? Yani sizi hangi yönlerinizle insanlar ilgileniyor? Bunu merak ediyorum ben. Muğla'yı sevdiniz mi? Muğla'nın halkı nasıl? Muğla nedir sizin için? Muğla güzel bir yerleşim. Tabiatıyla çok özel bir yerleşim. Evet. İnsanlar hakkında çok fazla hüküm yürütemem. Ama Fethiye'si ayrı bir coğrafya. Oradan gelen insanlar çok farklı insanlar. Bunu yaşadım, tanıdım. Ama genel için bir şey söyleyemem. Kötekli oldukça ilginç bir yer. Buradaki marjinal doku para. Evet. Başka bir dokusu yok buranın. Ama insanların benimle ilgisi şöyle, altı mucit olmamdan dolayı değil. Maalesef bunun Türkiye'de bir kıstası yok, bilinmiyor. Ama insanlar yeteneksiz programda tanıdılar beni. Zaten 9 yıldır sahne alıyorum. Dünyanın tek akustik şairiyim. Duygusal yönümle ve maalesef var olan yalnızlığımla insanlar beni tanıyorlar. Genelde bayanlarla sohbet içindeyim. Onlarla ilgili bir dünyam var. Ama bir kız babası olduğum için bayanlara da arkadaşım oldukça farklı. Dostça, sıcak ve anlamlı. Ama yalnız dünyam içerisinde kavrulup gidiyorum. Sizi anlamıyorlar diye bir sıkıntın oluyor mu? Mesela şöyle bir şey sorayım size. Yani beni halk anlamıyor. Sokaktaki insan anlamıyor. Anlamalarını da beklemen zaten çok mantıklı bir şey değil ama yine de yalnızlığa itildiğin zamanlar olabiliyor mu? Genelde zaten yalnızım. Ama anlaşılmak istediğim yön şu. Türkiye'nin değil, bütün insanların yeni gelişmelere, projelere açık olması lazım. Bunlar desteklerle olur. Tek başına hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Evet. Bir arabanın bile binlerce parçası var. Biri lastiklerini yapıyor, biri vitesini yapıyor, biri kulpunu yapıyor, bir araç çıkıyor ortaya. Bu projeler de öyle. Ben destek olacak insanlar olmasını arzu ediyorum. Artı ben bir devlet memuruyum. Şirket kurup ben buna üretemem. Evet. Üretimi için de insana lazım. Benim elimdeki her cihazdan bir tane var. Evet. İkinci bir cihaz yok. O yüzden bir destek bekliyorum. O yüzden anlaşılamıyorum ama anlaşılamadığım bir yön daha var. Eskiden evlenmek, birine saygı duymak, ciddi olmak çok özel bir değerdi ve bu beklenilirdi. Ama insanlar maalesef şimdi günlük hayatı güncel yaşıyorlar, günlük yaşıyorlar. Bu da beni sıkıyor. Ben günlük bir hayatım yok. Ama maalesef şimdiki bayanlar günlük yaşamak istiyorlar. Bu da beni üzüyor. Bir mucize olarak bunlardan rahatsız oluyorsun. Evet. En son buluşunuz kalple ilgili. Onu biraz açabilir misin? Elbette. Kalp önemli bir doku. Evet. Ama onun asıl önemi şurada. Kalp hastalığının bir yaşı yok. Her yaşta evet. Kalp krizi geçirebilirsiniz. Bizim amacımız ise vücut üzerinde 3 tane elektrot var. İnsanların elektrotlarının olduğu gibi. Evet. Hastanelerde bağlandığı gibi. Bu elektrotlar insan üzerindeki elektrik sinyallerini ölçüyor. Evet. Bu sinyallere biz RST değerleri olarak belirliyoruz. Bu değerlerde
limitlerin altında veya üstünde bir değişiklik olursa aynı hastanedeki alarm sisteminin çalıştığı gibi bir alarm çıkıyor ortaya. Evet. Bu alarmı 5 cep telefonuna gönderiyoruz. Evet. Gelen mesaj içerisinde kişinin isim bilgisi, yaşı, kalp bilgileri, nabız, son nabız bilgisi, son vücut sıcaklığı ve gerekirse tansiyon bilgisi var. Bu şekilde ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için bir de bulunduğunuz yer bilgisi var GPRS üzerinden. Evet. Dolayısıyla biz anında gerekli yardımı sağlamayı düşünüyoruz. Ama proje bununla bitmiyor. Projenin başka bir boyutunda cihaz o bilgiyi yani alarmı aldıktan sonra bir dakika süreyle kayıt yapıyor. Evet. Yani bir nevi vasiyetname. Kişinin evet. ağzından çıkan son kelimeler bir evet. dakika süreyle kaydediliyor. Bununla da bitmiyor. Cihaz o bir dakikanın sonunda konuşmaya başlıyor. Evet. Atıyorum. Yanına gelen kişi için ben kalp hastasıyım, ilacım sol cebimde gibi bilgiler veriyor. Evet. Aynı zamanda cihaz elektronik bir holter cihazı. Bir holter cihazın fiyatı bugün 5 ile 10 bin TL civarında. Evet. Çok pahalı ve her yerde yok. O holter cihazı 78 saat kayıt yapıyor. Bizim cihazımızın şu anda zaman aralığı düşük, 48 saat yapıyor. Ama upgrade edip 2 defa kayıt yapma imkanınız var. Bizim cihazın maliyeti 300 ile 500 TL civarında. Evet. Bir de Android sistemli bir cep telefonu gerekiyor. Olay bitiyor. Ha bitti mi? Yine bitmedi. Demin de bahsettiğim gibi iyi bir sponsor görüşmem var. Arkadaşların ismi de çok güzel. Makara'dayız. Evet. Onların desteğiyle ben bu cihaza bir sistem daha ekliyorum. O da şu. Biz SMS ile bilgileri gönderiyoruz. Evet. Dostunuza, akrabanıza, doktorunuza bu bilgileri göndermek mümkün SMS'te. Evet. Ama bizim Türkiye'mizde Hızır Acil Servis'in SMS sistemi yok. Evet. Ona birinin konuşması lazım. Biz sisteme bir de audio soundbit dediğimiz bir konuşma modülü eklemek üzereyiz. Evet. Yani yazılı metni sese çevireceğiz. Evet. Cihaz repeat yaparak devamlı olarak telefon açık kaldığı müddetçe evet. bu bilgileri ses olarak iletecek. Evet. Bu daha doğru bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Şurada şu anda gelen ses gibi olabilir mi? Devam edelim. Muğla. Güzel bir yer. Kötekli. Çok güzel. Evet. Şimdi merak ettiğim şey bu dünya için önemli bir buluş. Çok. Halk diliyle daha kısa, daha anlaşılabilir olarak ne diyebilirsin buluşa? Şunu diyebilirim. Yaşamınıza önem veriyorsanız veyahut da evinize yatarak hastanız varsa veyahut da sağlık dağa çıkarken, yürüyüş yaparken benim gibi yalnız kaldığınız bir ortam varsa evet. çevrenizdeki insanların sizin sağlığınızdan kesin olarak emin olmaları için gerekli bir cihaz. Evet. Yani biraz bekarlığımın elbette ki bunda etkisi var bu projede. Bekarlar daha az yaşıyormuş, öyle bir şey biliyor musun? Öyle olsaydı ya, ben çoktan ölmüş olurdum. Ama şöyle söyleyeyim, hani uluslararası araştırmaya göre bekarlar daha az yani mesela bu bir, belki 2 sene belki bir sene belki 6 ay belki 10 sene yani, evet ben bunu bir yerde okumuştum bekarlar çünkü tam yeterince beslenemediği için biraz daha soyutlandığı için şeyden toplumdan belki de sen toplumdan soyut musun? Hayır değilim ben toplumun içindeyim. Ama ne kadar yaşamak istersin? Ben hiç ölmeyeceğimi biliyorum maalesef. Evet. Sonsuza kadar. Evet. Ne yaptın direkt mi diktin? Yok direkt dikmedim de bir türlü beceremedim. Olsaydı ben de çoktan giderdim. Evet. Kanseri bile yendim bu arada. Evet. Ama maalesef eski eşim doktordu. Onu kanserden kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Bugün pazar. Dünyaya vermek isteyeceğin güzel özel bir mesaj var mı? Var arkadaş. Yalnızım yalnız. Başka bir mesajım yok. Diğerlerini zaten evet. veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben saygılar duyuyorum.